Şimdi süt aslında o hayvanın yavrusu için uygundur. Ve bunu 1930'da Francis Pottinger göstermiştir. Yani yaklaşık 450 kediye çiğ süt vermiş. 450 kediye de pastörize süt vermiş. Ve pastörize süt alanlar ilk dönemlerde çeşitli hastalıklar, işte kalp hastalığı, gelişme geriliği, böbrek hastalığı gibi hastalıklara yakalanmışlar ve 4 nesil sonra, yaklaşık 10 yıl sonra hiçbirisi kalmamış. Ama çiğ süt alanlar üremeye, çoğalmaya devam etmişler. Şimdi pastörize sütte işte bir buzağı için gerekli olan probiyotikler de yok oluyor. Yani pastörizasyonda biz sütü temizliyoruz ama aynı zamanda faydalı mikropları da, probiyotikleri de yok ediyoruz. Eğer böyle bir sütü, yani günlük pastörize sütü veyahut da çiğ sütü mayaladığımız zaman işte bu faydalı hale geliyor. Çünkü yoğurtta bulunan iki probiyotik, Lactobacillus bulgaricus ve Streptococcus thermophilus diye iki dost bakteri var. Bunlar o gün için bizim için kazanç oluyorlar. O gün bizi koruyorlar. Ama kefirde 77 tane faydalı bakteri mantar var. İşte bu bizim sindirim sistemimizde 500 çeşit faydalı bakterinin çoğalmasına yardımcı oluyor bu probiyotikler. Bizim vücudumuzda, sindirim sistemimizde 100 trilyon faydalı bakteri var. Daha doğrusu bakteri var. Bunların da %85'inin faydalı olması gerekir. Şöyle bir testle yeteri kadar bağırsak floramızın sağlıklı olup olmadığını anlarız. Akşam bir su bardağı su başucumuza koyarız ve ertesi sabah ağzımızda tükürük biriktirerek o suya tükürürüz. Ona tükürdüğümüz zaman bu 10 dakikayı 15 dakika içerisinde eğer tükürük aşağı doğru gidiyorsa, rakı gibi bulanıyorsa, kar yağmış gibi oluyorsa veya dibe çöküyorsa o zaman bizim vücudumuzda kandida adını verdiğimiz zararlı bir mantarın üremiş olduğunu görürüz. Bunlar bizde baş ağrısı, halsizlik, karın ağrısı, eklem ağrısı, konsantrasyon eksikliği gibi rahatsızlıklara sebep olur. İşte bizim sindirim sistemimizdeki 100 trilyon bakterinin probiyotik yani dost bakteri olması da kefirle sağlanır. Bir de kefirle arttırdığımız probiyotikleri de sebzeler beslerler. Bu sebzelerin hemen hemen hepsi de prebiyotiktir. Yani dost bakteriler için yemektir.